Bal ligleriyle ilgili çok sıkıntılar var. Size de ulaşıyorlar mı bilmiyorum Ulaşıyor. ama. Bal ligleriyle de var, amatör liglerle de ilgili var. Tabii tutup bunları çok konuşmak lazım, tartışmak lazım, müzakere etmek lazım. Kompleks yapmamak lazım. Evet. Çünkü neticede Türk sporuna hepimiz hizmet ediyoruz bir şekilde, hizmet etmeye çalışıyoruz. Türk futbolunun temeli amatör yani. Kesinlikle. Amatör. Yani orada da evet o bal ligleriyle ilgili de ciddi sıkıntılar var. İnşallah bunlarla ilgili oturup biraz daha devam edeceğiz bu çalışmalara. İnşallah. Rezerv lig konusunda bir düşünceniz var mı? Ben Olması lazım mı sizce? Avrupa'da o sistemi çok seyrettim o zamandan futbolu bıraktıktan sonra. İşte ismi rezerv lig mi, 20 Gelişim mi yaş altı gidiyorlar? mı, Evet. gelişim ligi mi ne diyorsunuz? Ben onun Avrupa'da uygulanır şekilde Türkiye'de uygulanmasından yanayım yani o zamanki şartlarda. Çok ciddi faydası var. Başlamıştı Türkiye'de sonra Sonra durdu. Evet. kaldırdılar. Yani niye mesela niye kaldırdınız diye soruyorum. Masraf oluyor diyorlar. Yani şimdi şöyle senede 10 lira masraf yapacak oraya. Ama iki tane oyuncu çıkacak oradan milyon kazanacak. Evet. Hem Türk futbolu kazanacak. Onu düşünmüyor yani. Masraf var kaldıramıyoruz masrafları deyip ligi iptal etmişlerdi. Var mı Yayın eklemek istediğiniz? ihalesi ne kadara Ha. gider? Öyle sorayım hani düz mantık Yayın biraz amiyane ihalesi tabirlerin kulüp değeri. başkanlarının konuşmasına göre yani kulüp başkanlarıyla istişare de ediyorum. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2017'de 590 milyon dolardı. Onlar Şimdiki eski çamlar bardak şimdiki oldu. teklif TL üzerinden hesaplarsanız aşağı yukarı böyle bir 130 milyon dolara geliyor şu an kur itibariyle ama TL olacağı Şu an için 2.650 geçtiğimiz sezon toplamı. bu sene biraz daha az Şimdi teklif. iki teklif Teklif. 2.1'di. Tamam ben açıklamayayım dedim ama siz zaten demek ki Yok yok. açıklanmış kamuoyuna. Bu 2.1 bilinendi de ama kabul edilmemişti. Onun için işte sordum. 2.1 de 130 milyon dolar civarında yapıyor şu andaki kurla. O Ama da o bir daha sene düşmedi içinde inşallah bari de. ödeneceği zaman yani o belki biraz daha düşebilir dolar bazında. Bu çok küçük bir para. Mesela o paradan Anadolu takımına kaç para düşer biliyor musunuz? 5 milyon dolar, 6 milyon dolar düşmez yani. Ne yapacak 6 milyon dolarla? O zaman Türkiye liginin kalitesini arttıracağız. Tekrar 600 milyon dolara, 700, 800, 1 milyar dolara getirip o hale getireceğiz hep beraber. Getirip kulüpler de o zaman rahatlasın. Ama hep beraber kaosa sürükleniyoruz. Adam dekoder satamıyor istediği gibi yayıncı kuruluş. Arada bir korsan yayınlar var. Kulübü Türkiye Ligi'ni satamıyor hiçbir yere. Çünkü kalitesi düştü. Adam da ticari olarak bakıyor kendi açısından baktığı zaman.